arkadaşlar, daha evvelki videolarda bahsetmiştim. Sıfır küpe superlight alan bir arkadaşım, Yunus Emre arkadaşımla beraber bir sürüş yapacağız demiştim. Şimdi bu akşam onunla beraberiz ve motosikletlerimiz gördüğünüz üzere böyle yan yana. Bu sıfır motosiklet Küba. Bu da onun kardeşi. Merhaba de. Merhaba. Yunus Emre kardeşimizle ilk defa bugün trafiğe çıkacağız, sürüş yapacağız. Kendisi daha evvelden motosiklet kullanmış ama vitesli motosiklet hiç kullanmadı. Şimdi birazcık tedirgin haliyle. Yolda nelerle karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. Kask bu arada 10 numara. Vallahi beğendim. Kaça aldın? Duymuyor beni. Şeyleri de kaldır. Şu an beni duyabiliyor musun? Seni duyabiliyorum. Duyabiliyorsun. Kask 10 numara diyorum. Kaça aldın? Vallahi bunların hepsine 1700 lira çarptı. Kask var, mont var, var. Eldiven var ve dizlik var. Başka? Yok. 4 parça. 1700. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben hazırım. Hadi bakalım. Dur. Dur. Dur 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 dur. Hemen şey dur. Dur abi hemen işte bunu hemen gazlamayacaksın. Hemen gazlamayacaksın. Çalışsın bırak. Bekle. Bekle. Bak yavaş yavaş devrini yükseltiyorum. Şurada. Tamam mı? Bunu bir anda köklersen anında istop eder. Kaç gündür çalışmıyor haliyle. Evet. Sıkıntı olabilir yani. Bak şimdi ısınmaya başladı ya. Bakmaya başladı. Aynen bunu yapabilirsin mesela. Bekle ben de çalıştırayım. Hadi al geri. Haydi bismillah. Sen, ben arkadan geleceğim, sen önden git, tamam mı? Hiç acele etmiyorsun abi trafikte falan, tamam mı? Karşıya geçerken, sağa dönerken, sola dönerken hiç acele etme. Hep karşındakine yol ver. Yavaş yavaş tıngır tıngır gidelim ve en yakın bildiğim benzinciye gidiyoruz, tamam mı? İlk. Ne istiyorsun? Lambaları mı? Burada, burada. O selektör. Şu. Uzun kısa. Şu anda uzunda mı o? Basılıysa basma. Şu anda normal yanıyor. Ha, şu anda normal yanıyor. Basarsan selektör yapmış olursun. O sol sinyal. Sağ sinyal de burada. Kapatmak için sinyali bir daha basman lazım. Hadi bismillah. Tamam, sıkıntı yok. Gaz mı yemiyor? Dur. Dur. Benzin mi bitti? Bekle. Şey lambayı bir kapat istersen. Abi şeyi kapalı. Evet. Çalıştır şimdi. Depoyu kapatmışsın. Nasıl yaptın onu? Sen biraz önce açtın mı? Neyi açtın mı? Hayır, hiç dokunmadım. Depoyu kapalı. En son burada muhabbet ettiğimizde oynamıştık. Göstermiştim ya sana. Öyle kaldıysa bilemem. Haydi. Haydi bismillah. Şimdi yola geçelim. Hani sinyaller nerede? Onlara alıştır kendini. Sağlı sollu. Tamam, direkt benzinli. Aynen. İşte bu. Vallahi bana göre ilk sürüşlerinde çok daha başarılı. Benden daha başarılı. Ben daha kötü durumdaydım arkadaşlar. Yunus Emre'den daha kötü durumdaydım. O benden daha da iyi durumda başlıyor motosiklete.
İnşallah daha da iyi olacak. Kazasız belasız sürüşler nasip etsin Allah. Konta kanatlarını taktın değil mi? Evet. Heh, aynen öyle. Ha? Full full. Açalım. Hocam taşırmazsın be. Gördüğün zaman kapat, tamam. Evet, Yunus Emre'den size birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Yunus Emre ile bundan bir 15-20 gün önce tanıştık. Kendisi bana sağ olsun mail adresinden ulaştı. Ve Kuba Superlight 200 aldığını söyledi. Kullanmayı bilmediğini ve bana yardımcı olabilir misin diye sordu. Ben de tabii ki dedim. Hem de aynı zamanda evlerimiz de yakın olduğu için seve seve kabul ettim. Yani evim uzak olsaydı... Yavaş. Vites küçültüyorsun. Sürekli vitesi küçült, kaldır. Vitesi küçült, büyült. Aynı viteste gitme. Ben de seve seve tabii ki kabul ettim. Ve arkasından buluştuk. Kuba Superlight 200'ü kendisi aynı zamanda bir esnaf bir arkadaşımız. Nakliyat işiyle uğraşıyor. Komşusu olan Kuba Superlight ve aynı zamanda arkadaşı olan bir bayiden almış. Çok beğenmiş. Motosikleti çok beğenmiş. Motosikleti aldıktan sonra da YouTube'da benim videolarımı görmüş ve bana oradan ulaştı kendisi. Bir yandan onu izliyorum, bir yandan konuşmaya çalışıyorum. Daha evvelden de bahsettiğim gibi motosiklet kullanıcısı ama vitesli motosiklet kullanmadığı için sadece birazcık acemilik yaşıyor ama onun dışında her şey gayet iyi gidiyor. Oo. Ağır ol şampiyon, yavaş ol. Fazla yüklenme. 4000, en fazla maksimum 5000 devir. Tamam mı? Çünkü rodaj yapıyorsun. Motosikleti ben de ilk aldığım zamanlar ehliyeti almadan motosikleti almıştım. Hemen hemen ehliyet sınavından bir ay önce falandı motosikleti aldığım zamanlar. Ve her akşam gece 10'da 11'de trafiğe çıkıyordum. Sakin zamanlarda sürüşler yapıyordum ki trafik acemiliğimi atayım diye. Buradan dönebiliriz. De bir iki durdur istersen. Vallahi çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Bana göre kat kat daha iyisin. Vites düşürmelerini yapıyor musun? Ne? Boşalabildin mi? En aşağı indir, sonra yukarı kaldır. Dur. Dur bakayım bana. Bana bırak bir. Bırak debriyajı. Otomda herhalde. Dur. Tamam. Ben kaçtaymışım? 2'ye atıyorsun. Hem 2'ye atıyorsun, arkasından 1'e geçiyorsun. 2 ile 1'in arasında böyle tam basma değil de yarım basma yapacaksın orada. Vuracaksın, çekeceksin. Ha? Ben onu alttan yukarıya diyorum. En altta indirip ondan sonra kaldırmaya çalışacaksın. Baktın 2'ye kalktı. 2'den aşağı indirmeye çalışacaksın. 1 ile 2'nin arasında. Çok tamam. Şey, aynen. Aynen. Çok az basıyorsun böyle. Basıp çekiyorsun. Onun gibi düşün. Buna alıştır kendini. Dur kalkların nasıl? Şu anda 3'e kadar çıktın galiba. Şu anda 1'e indin. Tamam. Şu ayaklığı kaldırayım istersen. Yarım. İki de evet. Bas çek. Bas çek.
Fazla bastın. Dur. 25 an. Bir deme, dur bekle. Bak. Alışacaksın, buna alışacaksın. Sıkıntı yapma bunu. Sen 2'den boşaltıyorsun ha? 2'den boşaltıyorum. Öyle daha kolayıma geliyor. Şunu ben de kapatayım. Abi bana göre, bak yemin ediyorum sana, açık açık söylüyorum. Bana göre kat kat iyisin. Şu anda rodaj zamanında olduğun için en fazla 4000 devir, 4500 devir. Fazla zorlamayacaksın. Tamam mı motosikleti? Ani kalkış, ani duruş falan yapmana hiç gerek yok. Şimdi biraz önce o şeyde ne oldu? O tam kavşakta. Kavşakta? Tam gelirken. Evet. He. Şimdi adam orada geçti. Ben yavaşladım ya, ben o sıra vites küçültmem gerekiyordu. Tabii. Yapmadığım için. Ali ile arabadaki gibi nasıl yemez, şey yemiyor, anladın mı? Gaz yemiyor Ali ile. Şurada gösterge olsaydı 3-4. O gösterge muhabbeti var ya, ben sana söyleyeyim, 100 km kullan, 150, sen araba kullanacağım, kullanan bir adamsın. Ondan sonra diyeceksin ki gerek yokmuş diyeceksin. Hiç takma onu kafana. Vites varmış yokmuş. Anlayacaksın zaten motorun devrinin sesinden. Kaçıncı viteste olduğunu. Çok iyisin abi. Hı hı. Sinyallerine dikkat et abi. Acele etme. Atik? Motor böyle şey değil. Bundan atiklik bekleme zaten canım. Bu birazcık ağırdır yani. Başlangıç motoru olarak zaten geçiyor. İyi bir motordur başlangıç motoru içinde. Ne yapacağız? Ben gördüğüm kadarıyla tam böyle durmaya yakın hangi viteste kaldıracağımı şaşırıyorum. En kötü alırsın 1'e. En aşağıya alırsın. Yani hızlıyken biri alırsan olmaz. Bir anda ani motor freni yaparsın. Yani Allah korusun yere de devrilebilirsin. Öyle hızlı giderken yavaş yavaş düşüreceksin. Anladın? Freni sıkacaksın, devriyaja basacaksın. Ama şeyde alışmamız lazım değil mi? Mesela 20 ile gidiyorsak 20 mesela 2. Bak 25'e kadar 1. 25'ten 45'e kadar zaten 6000 devire geliyorsun 2 oluyor. 45'ten 60'lara kadar, 65'lere kadar 3 falan oluyor. 80'ler 4, 100, 110'da 5. Yani 25, 45. Öyle düşün. 25, 45. 1 ve 2. Nasıl şöyle sürüş? Çok güzel. Sen kendini izleyeceksin zaten buradan. Çekimdeyiz. Sıkıntı yok. Buraları keserim. Tamam ama bak burası çok güzelmiş ya. Ben ilk defa geldim buraya. He. Orada balık tutanlar falan var. Vallahi. Güzel oluyor. Şey yok. Şöyle. Kötü yol yani. Kötü yol. Ha, normaldir. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Şunun yol tutuşu nasıl şöyle hareketler. Yap. Slalom yap. Yolda giderken baktın ya sağın solun arkan boş. Slalom yap birazcık. Ona biraz baktım. Aynen. Böyle. Dene dene, sıkıntı yok. Ya benim önceki kullandığım skuterdi. Evet. 10 seneden de fazladır ya. Onunla böyle hani atiklik de işte bu. Bu ona göre tabi atik değildir. Scooter gibi atik değildir yani. Şu an gösterge bu şey düğmelerin hangisi hangisiydi onu karıştırıyorum. Aynı. Aynı sıkıntılar. O kumandalara alışmak birazcık zaman alır. Önemli değil. Onlar alışırsa zaman... Elcekle gazın bence onla alış, kavrarsın. Hadi çıkalım birazcık yola. Ben seni yine arkadan takip ediyorum. Vites düşürmelerine, kaldırmalarına ve yol vermelerine dikkat. Hadi bakalım kazasız belasız sürüşler. Vallahi istop bile ettirmiyor, daha ne olsun. Trafikte en büyük sıkıntılardan bir tanesidir o. Eğer sürekli istop ettirirsen yolda panik de olursun, sıkıntı da yaparsın, stres de yaparsın. Bu sefer daha da işler sarpa sarmaya başlar. İstop ettirmediğin sürece yavaş yavaş git, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Şu anda Yunus Emre'nin yaptığı gibi.
Daha evvelden scooter kullandığı için tabii ki haliyle scooter'daki atikliği Kubo Superlight'tan bekliyor. Fakat o atikliği Kubo Superlight'ta bulamaz. Çünkü Kubo çok atik bir motosiklet değil. Çok ağır bir motosiklet de değil. Orta düzeyde. Karınca kararınca hesabı. Hafif slalom hareketler. Tamam, sinyalini ver. Ben seni takip ediyorum. Evet arkadaşlar, ben motosiklet eğitmeni değilim. Yunus Emre kardeşim sağ olsun. Benden yanımda olsan yeter düşüncesiyle beni aradı, beni çağırdı. Ben de o yüzden yanında destek olmak için geldim. Ve bildiklerim kadarıyla ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konuda iddialı değilim. Buradan kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Evet. Sinyallere gayet alışıyor. Ha? Köpek kovalarsa hiçbir şekilde istifini bozmuyorsun. Tamam, aynı hızla devam. Buradan soldan girelim veya U yapabilirsen U yap. O vites alıştın. Vites geçirmeye alışırsın. Sıkıntı yapma onu. Ya benim sanki biraz devirli çalışıyor gibi. Devirli mi çalışıyor gibi? Evet, o devir ayarı sıkıntılı. Normalde 1.400-1.500 civarı falan olması lazım. Şu anda 2.600-2.700'lerde. Yok. Devir ayarı var. Öbür tarafta var. Veya şu kapağın altındaydı galiba ya. Onu tam şey bilmiyorum da, hatırlamıyorum da. Devir ayarı yapılır onu. Sıkıntı yok. Ama onu dert etme. Ayarlarız onu daha sonra. Evet. Nasıl? 18 oldu. Abi her akşam çıkacaksın. Tamam mı? Her akşam çık, 10-15 kilometre sür. Trafikten beğendin yani, değil mi? Ben gayet beğendim. Gayet başarılı buldum. Trafik için şu anda erken. Birazcık daha dediğim gibi akşamları geceleri sürerek trafiğe içine adapte olursan 10 numara olur. Fazla devrini yükseltme. 6000'lerde kullanma sakın. Düşük devirlerde. Hadi bakalım. Dolaşalım, tekrardan dönelim istersen. Sen bilirsin. Tamam, bakalım. O zaman ben videoya veda edeyim. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Yunus Emre kardeşimizle ilk gezintimizi yaptık. Şahsen gördüğüm kadarıyla gayet başarılı geçti Yunus Emre açısından. Benden çok daha iyi başlangıç olarak. Daha da iyi olacak. İlk zamanlar motosiklete başlayacak olan arkadaşlar, trafikte hepiniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu aşmak için en güzel yolu trafik saatlerinde değil de özellikle hafta sonları veya geç saatlerde motosiklet kullanmayı deneyin. Mutlaka akşamları saat 10'da 11'de çıkın, yarım saat kullanın. Her akşam bu şekilde kullansanız emin olun bir hafta içerisinde bile bir hafta öncesine göre ne kadar çok değiştiğini siz de fark edeceksiniz. Durmalar, kalkmalar özellikle çok önemli. Eğer durmalar, kalkmalarda sıkıntı yaşıyorsanız kendinize hafif bir rampa bulun. Rampanın orada, rampada motosikleti kaldırmayı deneyin sürekli. Dur kalk, dur kalk yapa yapa. İstop ettirmeden. Ben şahsen öyle yaptım. Ve inanın, ehliyet sınavını kazandıktan sonra, ehliyetimi aldıktan sonra ertesi ilk günü işe motosikletimle gittim. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona eriyor. Yunus Emre'nin motosikleti kullanışını ben gayet beğendim. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir. Hemen hemen vitesli motosiklet kullanmasına göre gayet iyi. Benden daha da iyi hatta. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak. Bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.